Koş. Koş gel. Nasıl koştun öyle? Ne? Neredesin sen? Kayıp kedi. Neredesin? Yine her yeri geziyorsun ha. Biraz düzelmişsin bugün. Arkadaş bu ağzından enfeksiyon kapmış kedimiz. Ağzında yara var. Bir türlü iyileştiremiyoruz. İğne de olsa, antibiyotik de olsa. Şuraya kuru mama bırakacağım. Gel. Oh oh oh, iyi iyi. Hadi. Yok, yaş mama istiyor. Onun stili o. Ne? Kuru mamayla hiç işin yok. Allah razı olsun, bu kuş sularını getirmiş. Şimdi su problem oluyor. Kuru mama peşinde arkadaş. Şey, yaş mama peşinde. Hepsi alıştı yaş mamaya. Bak. Ağzının iyileşip iyileşmediğini çözemiyoruz böylece işte. Bunu alıştırınca bir şey. Biz de böyle her gün 100 liraya alışırsak. Ne diyorsun, ne? Ne anlatıyorsun bana? Üstlük falan niye öyle pis olmuş senin ya? Allah'ım şu kedinin 150'de şu zayıf yiyor. Bunda da Allah'tan iyi anlaşıyor. Hadi bakalım. Bak mecbur kalınca nasıl yiyor? Nasıl yiyor? Mecbur kalınca yiyorsun. Hadi bakalım alıştığın yaş mamaya. Hadi yiyin bakalım. Heh. Allah'a şükür yiyor ya. Yedikçe mutlu oluyorum ya. Allah razı olsun şu merhametli kızdan ya. Su giren tertemiz su önemli. Çünkü suyu getirmem tam uzaktan geliyorum çok zor. Allah razı olsun suyu getiriyor bu kız ki sıkıntı yaşamıyorum. Hadi bakalım yiyin güzellerim. Bunlara bakan, besleyen, getiren, mama veren, tedavi ettiren binlerce insandan Allah razı olsun. Bunlara bakıyorlar. Benden daha çok. Sırf ben yapıyorum diye değil yani. Bir sürü benden daha güzel insanlar var. Daha çok bunlara bakan, besleyen. Hepsinden Allah razı olsun. Bunlar ağzı var, dili olmayan Allah'ın sessiz kulları işte. Bunlara bakacağız mecburen. Bunlara yedireceğiz, içireceğiz. Çünkü bunlar avlanamıyor, yiyecek bulamıyor. Sıkıntıya düşüyorlar. İşleri zor. Köpekler var. Onlara da çok üzülüyorum. Onlar da bir şey bulamıyor. İşte burası. Bu alan var. Bu alan dar bir alan. Burada yol var. Bazen ralli yapıyorlar burada. Onu da anlamıyorum. Burası parkın yanı. Ama neyse burada şu yağmurlar gelirse ne yapacağız onu bilemiyorum. Ama Allah'a şükür şu kuzum yiyor ya bugün. Allah'ım ya iyileştirdik mi bilemiyorum. Şimdi öyle de söyleyince nazar değiyor. Bir dahakine geliyorum yediremiyorum. Ondan sonra da üzülüyorum. Bir şey de demek istemiyorum iyileşti diye. İnşallah iyileşmiştir. O kutunun üstüne niye koyuyorsun dersen. Yani oradan karıncalar da geliyor. Onlar da yesin. Onların da hakkı. Tabağın içine girmesinler diye. Çünkü hemen karıncalar doluşuyorlar. Bu mamaları yemek üzere. Bunlar da mağdur kalıyor. Böyle durumda. Hah güzelim benim. Maşallah maşallah. Hepsini yesin bakalım. Al bakayım kuzum benim doyur karnına. Bugün herhalde mama yani. Gerçi bunlar her dakika mama yiyor. Allah razı olsun mama getiren çoktur da. Gel kuzum ne oldu? Sen yemedin kuzum. Güzel kedi. Senin bakışların da güzel. Hepsi güzel ya. Tabii şunu ayrı bir önemsiyorum. Ona uzun süreden beri birlikte olduğumuzdan. Yani 2 aydan beri her gün yaş mama yiyor işte. Vermek de istemiyorum. O da ona sıkıntı yaratır diye korkuyorum. Böbreklerine. Böylece karınlarını doyursunlar bakalım güzel güzel. Sularım benim aç kalmasın ya. Aferin, aferin benim güzel suratıma. Heh, bitir. Bitir kuzum benim. Mamamız var, sıkıntı yok. Sen iyileş. Şu biraz şişmanla. Bak yaş mamaya alıştırmışız.
Al bak. Aferin. Bugün beni mutlu ettin. Şu anda gayet mutluyum. Sana yediriyorum diye. Afiyet bal şeker olsun çocuklarım. Hadi bakalım, görüşürüz sonra güzellerim. Afiyet olsun.